Arkadaşlar merhaba. VHDL FPGA programlama derslerinde 17. derste birlikteyiz. Geçen derste bir UART transmitter tasarlamıştık. Fakat kodu yazmıştık, sıfırdan kodu tasarlamıştık ama test edememiştik. Bir test bench kodu yapamamıştık ve FPGA'yı gömememiştik. Bu derste bir test bench kodu yazalım bu yazdığımız UART transmitter için. Bir de bunu FPGA'ya gömelim ve bir uygulama geliştirelim FPGA Next 4 DDR board'umuzda diye düşündüm. Şimdi en son şöyle kodumuzu yazmıştık. Üzerinden geçelim. Şimdi ne yapmıştık? Clock frekans, baud rate ve stop bitimiz bizim jenerik parametrelerimizdi. Clock sinyalimiz var. 8 bit bir data alıyoruz. TX start sinyali 1 olduğunda bu datayı TX'ten dışarıya doğru UART protokolünde basıyoruz. Sonlandığı zaman da bizim bu gönderme işlemimiz TX'ten tikimiz 1 oluyordu. Şimdi buna bir test bench yazmak için şuradan simulation source, add or create simulation source next. Buradan create file diyorum. TB neydi dosyamızın adı? UART TX diyelim. Okey. Finish. Buraya geçiyorum. Yes. Şimdi simulation'da TB UART TX. Notepad'de açtık yine. Şimdi burada ben şöyle yapıyorum genelde. Zaten bunda port olmaz. Buna jenerikleri şuradan alıyorum. Test etmek istediğim dosyadan. Buraya yapıştırdım. Tamam. Şimdi şu kısma komponent tanımlamamı yapmam lazım. Bu test edeceğim modül için. Koydum. Şu entity yerlerine component yazıyorum. Şuraya da end component yazıyorum. Şunları sinyal olarak tanımlamam gerekiyor. Test bench'te. Kopyalıyorum. Şöyle bir kolum seçip şöyle sinyal diyorum. Input olanlara bir initial değer vermem lazım. Clone 0 olsun. Göndereceğim data 0 olsun. Ayrıca TX startım da 0 olsun. Bunları simülasyonda değiştireceğim. Outputlar için bir initial değer vermeme gerek yok zaten. Böylece sinyallerim oluştu. Şimdi ilk olarak burada bir test edeceğimiz modülü instantiate etmemiz lazım. Şuradan alıyorum onu. Şu şekilde. Design under unit diye kısaltıyorum genelde. UART TX generic map diyorum burada. Şunu olduğu gibi aslında şu, yani tab modülden şunu çekmesini istiyorum. Şöyle aynı isimlerde. Şurada virgül var, sonuncu da yok. Bu da gitti. Port map diyorum şimdi. Bunda da şu isimleri zaten sinyal olarak tanımlamıştım. Şöyle kaydedeyim. Şu şekilde. Şöyle virgül koyuyorum buralara. Tamam. Böylece modül instantiation'ım tamamlandı. Şimdi clock generate etmem lazım 100 MHz'lik. Onun için şöyle process clock gen diyelim. Process. Bunda bir şey yazmıyorum. Yani sensitivity liste and process p clock gen dedikten sonra şu benim clock sinyalimi simülasyonunu yapacağım. Clock eşittir 0 wait for. Şimdi 100 MHz'lik sinyal 10 nanosaniye oluyor bunun periyodu. 5 nanosaniye low, 5 nanosaniye high kalması lazım. Dolayısıyla wait for 5 nanosecond clock eşittir 1 ve yine wait for 5 nanosaniye. Şimdi burada bunu daha güzel parametrik yapmak için şurada bir constant tanımlayalım mesela. Constant C clock period diyelim buna. Time tipinde time ve değeri de bunun 10 nanosaniye olsun şöyle. O zaman giderim ben şu bölü 2 nanosaniye beklerim. Hatta nanosaniyeye gerek yok. Zaten time tipinde. Aynı şekilde de şöyle dersem daha güzel olur. Şöyle yapalım.
Tamam, clock input'umu manipüle ettim. Şimdi data in ve tx start'ı manipüle edeceğim. Bunun için de process diyelim, stimuli yani test ediyorum. Process begin and process p stimuli. Evet. Şimdi burada t eşittir 0 an için initial değerler vermiştim bu ikisi için de. Şöyle alalım onları. Şu an ilk t eşittir 0 anı. Bu eşittir. İlk bir byte olduğu için direkt hex olarak yazalım. 00 tx start eşittir 0. Mesela bir süre bekleyelim. Wait for. Bunu da yine mesela atıyorum 10 clock beklesin gibi düşünebiliriz şöyle. Sonrasında örnek olarak data in eşittir 51 olsun ve tx start i eşittir ne olsun 1 olsun. Şimdi bizim modülümüz nasıl çalışıyordu? Tx start 1 clock kadar 1 olduysa göndermeye başlıyordu. Dolayısıyla önce bir wait for c clock period dersem period bir clock geçti bu değerler olduktan sonra. Sonra benim şunu artık 0 yapmamda bir mahsur yok. Tamam. Şimdi burada ya belirli bir süre bekleyebilirim. Yine wait for atıyorum yani 1 milyon 115.208.63 oluyordu. Biz bunu test için mesela şey yapalım. 1 milyon 115.200 değildi. Mesela bunu biz 10 megabit yapalım. 10 megabit hızında olsun. Baud rate'im. 10 megabit ne olur? 100 nanosaniyedir. Bir bitin gönderilmesi. 10 bit. Hadi stop bit 2. 11 bit gidecek. 11 çarpı 100 nanosaniyeden 1.1 mikrosaniye sonra işlem tamamlanacak. Atıyorum buraya biz 1.2 mikrosaniye falan yazıp yani işlem bitmiş olur. Sonra tekrar başka bir sinyal gönderebiliriz. Mesela 51 değil de bu sefer A3 gönderelim. Bunu böyle wait for yapısıyla belirli bir süre beklemektense wait until deyip bir condition söyleyebilirim. Mesela rising edge tx dan tick. Yani tx dan rise edge olana kadar bu simülasyon olduğu için bu yapıları kullanabiliyorum. Normal sentezleyeceğim kodda tabi kullanmıyorum. Bu kadar bekle. Mesela sonrasında da atıyorum wait for bir mikrosaniye bekle ve simülasyonu bitir. Assert false report. Bunu daha önceki derslerde göstermiştim. Severity failure diyelim. Tamam. Ya böylece bir basit test bench oluşturdum. Pratik olsun diye sizin de görmeniz açısından. Şimdi bakın otomatik olarak zaten bu DUT diye aldı URTX'i simülasyonda. Şuradan simulation settings. Burada başlangıç simülasyon zamanı yazıyor. Ben onu 0 deyip run all diyorum hepsini koşması için. Run synthesis değil. Run simulation diyorum. Kodun hala doğru çalışıp çalışmayacağından emin değilim. Özellikle bir clock geç mi, önce mi sonra mı yaptım bir önceki derste ondan tereddüt etmiştim. Şimdi onu görmek adına test yapıyoruz. Aslında şuradaki bütün sinyalleri şuraya koyalım. Şuradan run all diyelim. Bakalım ne olacak. Galiba bir hata var. Cancel diyelim. Hata şu. Şurada şöyle yapalım. Hep startta kalmış. Şimdi ilk işlemi yapıyor bakın. Tx start 1 oluyor. Tamam mı? Şurada başlıyor bilgiyi göndermeye. Ne kadar beklettik biz bunu? 1.2 saniye kadar beklettik.
Şurada tekrar TX start verdik. Start state'ine geçti. Fakat start'tan hiç çıkamamış. Neden acaba? Normalde start'tan ne zaman çıkması lazım? Start aldığı zaman 10'a kadar sayıp çıkması lazım. Fakat bu start'a gelmiş. Evet, demek ki sıfırlamamışız counter'ımızı, bakın. Şu bit timer benim en son stop olmuş. Idle'a geçerken sıfırlanmamış. O zaman UARTX kodumu açayım. Bakalım öyle bir hatam var mı benim. Şimdi bit timer. Nerede benim bit timer'ım? Burada değil mi? Bakın start'a geldim. Bit timer sıfırladım. Buraya geldim. En son stop'a geçerken bit timer'ı sıfırladım mı? Evet. Stop'ta işim bitince idle'a geçerken bit timer'ı sıfırladım mı? Hayır. Hata bu. Buraya o zaman bir de bit timer 0 diyeceğiz. Demek ki bir önceki kodumuz hatalıymış. Tamam, kaydettim. Şimdi şuraya geliyorum. Relaunch diyorum. Kaydettiğim dosya ile tekrar simülasyon yapacağım. Run all dedim. Bakın bitti şu anda. Bakalım. Evet, bitti. Şimdi TX start 1 oldu. Benim UART çıkışım, bakıyorum tam 100 nanosaniye, yani 1 baud boyunca sıfırda kalmış start state'imde. Sonra data'ya geçmişim, bir 10 nanosaniyelik 1 olmuş burada. Bakın bu da bir hata. Çünkü benim gönderdiğim sinyal burada 51 hex 1'i gönderecek. Tamam. Fakat 1'i aslında... Evet, 100 nanosaniye sürmesi lazım ama data'ya geçerken bir 1 yapmış ve burada bir hata var. Bakın gördünüz mü? Evet. Şimdi o hatanın sebebini arayalım. Burada kodumda yine. Idle'dayım. TX start 1 oldu. TX'i 0'a çek dedim. TX start'ta. Tamam. Bitti. Shift-Reg zaten data indi. TX eşittir shift-reg 0 dedim. Yani bir shift edip o şekilde geçmiştim buraya. Burada da TX shift-reg 0 olduğu için bir sonraki clock'ta hemen bir sonraki alacağı değeri almış sinyal. Şimdi bunu nasıl düzeltebilirim diye düşünüyorum. Ya şunu kaldırmam lazım. TX'i içeride atama yapmam lazım. Ya da burada bir shift etmeden buraya gelmem lazım. Ama shift etmeden buraya gelirsem bit counter ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirim. Şunu kaldırsam buradan ve TX O'yu şurada her seferinde değiştirsem nasıl olur? Düşünelim. Burada shift ediyor. Evet, yani bir öyle deneyelim. Şunu şuradan alalım. Bunu kontrol kümüle. Şuraya gelelim. Zaten shift etmişti şurada. Evet. Tamam, bence bu şekilde çalışır diye düşünüyorum. Sürelerimiz düzgün gözüküyor bak. Şu 100 nanosaniye. Mesela stop bite bakalım. Stop şurada başlıyor. 200 nanosaniye. Yani 10 megabit için doğru sayılar. Şimdi tekrar kodumu değiştirdim. Tekrar relaunch diyorum buradan. Yani bu yine canlı yayın şeklinde düşünebilirsiniz. Bir önceki ders ben kodu sıfırdan yazdım izlerseniz. Hiçbir test yapmadım. Bir yere bakmadan yazdım. Şimdi bu derste simülasyon yapıyorum. Yani kodumu doğruluyorum ve hatalarımı ortaya çıkarıyorum. Sizler için de böyle bir eğitici yönü olur diye düşünüyorum. Ya da içinizden şey diyebilirsiniz. Adam UART'ı bile yazamadı. Uğraştığı şeylere bak diye. Siz bilirsiniz. Şimdi bakalım düzelmiş mi? Sanki düzelmiş gibi duruyor. Bakalım. Evet. Şimdi TX start dedim. Başlat göndermeyi, 51 sinyalini. Bunu böyle hex değil de mesela binary olarak göstermek istersek şuradan radix binary belki daha anlayışlı olur. Bakın önce bu list önce gidiyordu, yani 0. bit. O zaman göndermemiz gereken start'tan sonra 1 0 0 0 1 0 1 0. Şimdi start'ta 100 nanosaniye boyunca 0 start bitini gönderdikten sonra 1 gönderdi datada. Sonra 1 0
1, 0. LSP first gönderecekti ama MSP first göndermiş gibi. Hatta bayağı bir işler karışmış gibi. Önce 5'i göndermiş. 1, 0, 1, 0. Sonra 1'i göndermiş. Halbuki benim datam... Evet. Şimdi buradaki hatayı bulacağız şimdi de. Normalde benim karşı tarafa burada göndermek istediğim değer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 değil de 1, 0, 0, 0. Yani şu önce gidecek karşı tarafa. Sonra şu gidecek. Aynısı burada da geçerli sanırım. Bakalım. 1, 1, 3 tane 0 gelmesi lazım. Fakat yanlış. Yani bir yanlışlık var yine. Bu yanlışlığı bulalım bakalım. Şimdi idle'dayım. Shift track eşittir data in. Tamam. Start'tayım. Start bittiği zaman TX eşittir. Muhtemelen ben Shift'i yanlış yaptım. Shift'i şöyle yapmam gerekiyordu. Şunu şuraya atmam gerekiyordu. Yani diyeceğim ki Shift track ki kendisi şurada. Shift track 7.si eşittir Shift train 0.si. Bakın bu yanlış olmuş. Şöyle olacak. Shift train 7.si eşittir Shift train. Yani nasıl diyeyim? Şöyle rotate left yapacağıma rotate right yapmışım. Shift train 0.si ve Shift track 6 down to 0 eşittir Shift track 7 down to 1. Dolayısıyla şu hatalı. Tamam. Bunları comment out ediyorum. Şu kısımlarda yani herhangi bir shift olan bir de şurası vardı. Bunu da kopyalayalım şöyle. Şunu comment out edelim. Başka shift track kullandığım yok. Tamam. Şimdi kaydettim. Tekrar relaunch dedim. Koştu hepsini. Koştu. Ortalığa. Bakalım beklediğim gibi mi? Ben bekliyorum ki 1, 0, 0, 0. Evet. Start'tan sonra 1. Sonra şurası 0, 0, 0. Sonra 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 100 nanosaniye mi? Evet. Doğru. Stop 2 bitti. Bakalım gerçekten de 200 nanosaniye. TX'den 1 oldu mu? Oldu. Idle'a geçti. Şurada tekrar TX start verdim. Yine 100 nanosaniye bekletti startta. 1 1 0 0 bakın. 1 1 0 0 sonra 0 1 0 1 0 1 0 1 2 bitti. Stop olacak. Tamam. Şimdi doğru çalışıyor gözüküyor. Şimdi bir uygulama yazalım bunun üzerine. Şunu kapatalım simülasyonumuzu. Okay, save diyelim. Save diyelim. Yes. Tamam. Şimdi UART modülüm var elimde. Transmitter modülüm tabii sadece receive yazmadık daha. Şöyle bir uygulama yazalım. Nexus 4 kartında bir tane butona, ortadaki butona basıldığı zaman onun rise edge'ini detect ettiği zaman switch'lerde ilk 8 switch'teki değeri bilgisayara göndersin. Bilgisayarda da bir seri yazılımla bunu gözlemleyelim. O yüzden bir tap modülü yazacağım o zaman. Tabii bunun için bir de debounce kullanmamız lazım. Debounce modülü. Debounce add source daha önce yazmıştım. Next diyorum. Add file diyorum. Ders kaçtı? Ha, şurada debounce. 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 Debounce'ı ekle. Copy. Tamam. Finish. Çünkü buton için debounce yapmam gerekiyor. Tamam. Başka bir şey lazım değil. O zaman tekrar bir add source diyelim. Next diyelim. Create file. Bir tab modül oluşturalım. Finish. Okay. Yes. Şimdi tab modülde ne olması gerekiyor? Şunları silelim. Evet, port. Önce bir generic diyelim. Generic de aslında şunun aynısı olacak. Şu generic'i alalım. Şöyle. Tamam. Port.
Şimdi clone var bir kere. Clock, input, std, logic. Sonra 8 tane switch input'um var. Ona sw diyelim. Küçük yazalım. Switch input in std logic vector 7 down to 0. Bu benim data in'im olacak UART TX modülü için. Sonra butonum var. Buton diyelim. Buton east, buton buton center olsun. Ortadaki buton input in std logic. Evet, çıkışım ne olacak? Bir tane de TX O var. Out std logic. Bu bilgisayara gidecek olan UART TX portu. İki tane component tanımlayacağım. Birisi debounce import new debounce tamam. Debounce tanımlayacağım switch için. Component debounce is and component tamam. Bir de uartx tanımlayacağım. uartx şöyle alıyorum. Şuraya koydum. Component and component. Tamam. Şimdi bunları instantiate edeceğim. Debounce'ı mesela buton east buton east instance diyelim buna. Şöyle instance buton east. Yani hep east diyorum da buton center ortadaki buton. Generic map. Clock frekansı zaten top modülden alıyorum. C clock frek. Debounce time'ım gene 1000 olsun. Yani bunu o zaman şöyle 1000 diyelim. Yani 1 kHz 1 milisaniyelik bir debounce. Initial değeri de bunun 0 olsun. 0 ile başlasın. Bir işlem yapmasın hemen. 0. Evet. Port map. Clock sinyalim. Yine clock. Top modülden geliyor. Input sinyalim de yine top modüldeki buton center. Output sinyalim de buton center dep diyelim buna. Tamam. Böylece tabii mesela bunun için bir sinyal oluşturmam lazım. Şurada sinyal buton dep std logic initial değeri de 0. Şimdi buton center debounce'ım var elimde. Bir de tabii UART'ı instantiate etmem lazım. Transmit modülünü. Buna da UART TX ismini verelim. Generic map. Bunları yine top modülden olduğu gibi top modüle yazdık bunları. Oradan alsın. Baud'umuz 115-200 olsun. Mantıklı yani. Bilgisayarla çok yüksek hızla şu an haberleşmeye gerek yok. Şimdi clock zaten. Top modülden geliyor. Data in. Data in de switchlerden alıyorduk. Switch. Data in'im. Top modülden aldık. TX start. Bu da içeride bir sinyal oluşturacağım. TX output'um zaten o da top modülde. TX dantik için de içeride bir sinyal oluşturacağım. TX dantik diyelim. Şunu da kapattım. Bu sinyalleri de oluşturalım. TX start ve TX dantik. Yani daha önce dediğim gibi önce instantiation ve prosesleri yazıyorum. Sinyal ihtiyacı oluştukça sinyal tanımlıyorum. En baştan hangi sinyalleri kullanacağımı tam olarak bilemeyebilirim. Bir de sinyal TX dantik. Yani dantik çok kullanmayacağım aslında ama yine de tanımlayalım. Tamam. Şimdi prosesimizi yazalım. Process clock begin. Eğer bu yazdıklarımı anlayamıyorsanız önceki dersleri izlemeniz gerekiyor tabi. Ben o derslerin izlenip anlaşıldığı varsayımıyla bunu yazıyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Önce bir rise edge detection yapacağım. Şu debounce sinyaliyle. O zaman bunun bir tane bir
Krevi diyelim eşittir buton debounce. Yani bu da rise edge detection, önceki derslerde anlatmıştım. O zaman böyle bir sinyal de oluşturmam lazım. Şöyle dedim. Bu prev buna eşit. If diyeceğim buraya. Buton debounce'a basıldıysa eşittir 1 ise ve buton c debounce prev eşittir 0 ise, bir sonraki olması gereken henüz önden end if diyeceğim. Bunu prev diyorum ama önceki değil aslında, bir sonraki alacak değer. Hep yanlış bir tabir oluyor orada. Next diyelim ona. Tamam, daha güzel oldu. Şimdi böyleyse ne yapacağım ben? Diyeceğim ki din i, ya zaten o switchleri verdim din i'ye. Sadece tx start diyeceğim. Tx start eşittir 1. Bitti. Bir de şuraya tabii tx start 0 yazmam lazım. Çünkü öbür türlü tx start hep 1'de kalacak. Bu şöyle çalışıyor proses. Geldi. Tx start 0. Her zaman 0. Ne zaman ki şu condition doğruysa tx start'ı 1 yapıyor. Bir sonraki clock'ta yine tx start'ı 0'a çekeceği için bir kere göndermiş olacak switch'lerin değerini. Evet, kaydedelim. Şimdi bakalım burası hiyerarşiyi güncelleyecek. Evet, bir syntax hatamız var. Şurada virgül koymamışız. Vivado hemen söylüyor. Kaydettim. Hemen güncelledi. Evet. Tap modül, debounce'ın ve uart tx modüllerim var. Bunu bir sentezleyelim. Bakalım bir hata alacak mıyız? O sırada şeyi de yapalım biz. Neyse, onu sentez biter şimdi hemen. 3 info, ha hata var diyor. Ne diyor? Ha, bu prev kullanılmadı daha önce. Bu prev değil, next olacak. Next'e dönüştürdük çünkü bunu. Bu arada biz constraint'lerimizi ekleyelim. Sonra senteze basalım. Şuradan add source, constraints, next. Add file. Tabii hangi pinlere bağlanacak? Onlar Vivado files, master, OK. Finish. Constraint'lerimizi de girelim. Clock'umuz var. Bunun ismi clock 100 MHz değil. Clock olacak. Bu da clock olacak. Şimdi açtım. Switch'leri kullanıyorum. Çok güzel. Aynı ismi vermişim ama burada büyük harf. Bu constraint'te büyük küçük harf fark ediyor. Dolayısıyla şunu switch'i küçük harfli yazmam lazım. Hemen küçük harf kullandım. Tap modülde. Hatta switch i demişim. Bir de i'si var. Tamam. LED'le işim yok. 7 segment işim yok. Buton. Buton center. Şu. Ne isim verdim ben ona? Buton ci. Şöyle yapalım. Bunu da uncomment edelim. Pmod'larla işim yok. UART transmit'i bulmam lazım. USB RS-232 interface. Şimdi UART TX in demiş. Bu biraz kavram karışıklığı yapmış ama TX in dediği şeye giren, FPGA tarafına giren, RX out dediği dışarı çıkan. Yani yanlış kullanmış gibi burada. Hatta onu şeyden bakalım. Dosyadan. Şurada Nexus 4'ün şematiğine bakalım ya da reference menüuna da bakabiliriz. Bakın burada UART kısmına gelelim. Memory, QSP, Ethernet, hepsini yapacağız inşallah. Şimdi burada micro USB RX demiş. Yani aslında bilgisayara göre konuşmuş. Yani bizim D4 bizim transmitter kısmı olacak. D4. Peki bizim dosyada hakikaten D4 mü? D4. Yani şu. Dediğim gibi bu ismi biraz yanlış gibi kafa karıştırabiliyor. Ona dikkat edelim. TXO bu olacak. Tamam. Bütün constraint'i girmiş olduk. Yani o zaman şimdi direkt generate bitstream diyelim. Bitstream oluştursun. Bakalım sentezi geçerse sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Constraint'te de hata yapmadıysak. Evet, yapıyor gibi sentezi.
Biz o sırada kodumuzun üstünden geçen tab modül. Bakın şeyleri yine eklemedim, bu library'leri. Çünkü SDLogic vektör tipindeki sinyalleri toplamadım, karşılaştırmadım. Bir şey yapmadım. O yüzden gerek yok. Ben her koduma bunları kopyalarım dedim ama ne işe yaradığını da birazcık öğrenmeniz açısından kullanmıyorum şu anda. Yani ne zaman kullanılması gerektiğini anlamak için. Clock sinyalim var 100 MHz'lik kartın üstünde. 8 tane switch'in değerini bilgisayara göndereceğiz. Bilgisayarda da bir şey lazım tabii. Hyper Terminal var mı ki bunda? Hyper Terminal yok. Bende bir tane bir şey vardı ya, yazılım. Tamam, bitti benim tasarımım. O sırada bir şuraya serial port monitor diyelim. Bir tane indirelim. Comport monitoring. Bakayım. Ya free falan diyor. Bana bir tane dandik HDMI yok mu ya? Download for Windows. İndirelim şunu. Evet, çok az bir şey harcadı zaten kaynak. Şöyle bir warning gibi bir şey vardı ama bakalım. Önemli değil. Sentezde Sense is in the process but not in the sensitivity list. Arkadaşlar şuraya şeyi yazmadık. If rising edge clock. Ya çok basit hatalar da güzel oluyor böyle hata almak. Kodlar kompleksleştikçe hata almaya başladık. Yani tekrar bir oluşturalım. Şimdi bu gidecek zaten. Hata verecek. Tekrar bitswing generate edelim. Okey. Da kapat. Şimdi şu internetten indirdiğimiz H4'e bakalım. Açıl H4.exe, al bunu. Şuraya yapıştır. Tamam, bununla seri portu gözlemleyebileceğiz. İnşallah. Tekrar yani çok basit hatalar. Bunları sıfırdan yazdığınız zaman böyle olabiliyor. Yani o yüzden genelde copy paste yapıyorum. Hani başka konuda mesela şurada var mı? Var hani. Şuradan şöyle al, kopyala, yapıştır. Ama alıştırma oluyor, güzel oluyor. Hani hatanın farkına varıyorsun. Hani warning'de ne dedi? Ya bu sensitivity list'te yok ama içeride kullanılıyor falan. Hani saçma sapan bir warning. Ne alakası var sensitivity list'le diyordum. If rising geç koymadığım için böyle bir warning veriyormuş demek ki. Vivado. Şimdi implement kısmını yapıyor. Bakalım çalışacak mı yani? Güzel bir alıştırma oldu bu 16 ve 17. dersler. Bir UART transmitter yaptık. Sıfırdan kodladık. Bu ders geçen derste. Bu derste de simülasyonunu yaptık. Tamam, doğru dedik. Gördüğünüz gibi o if rising edge'i yazmasam bile simülasyonda doğru çalışıyor. Yani simülasyonda doğru çalışan her şey donanımda doğru çalışacak diye bir şey yok. Veya donanımda doğru çalışacak şeyler simülasyonda yanlış çalışabilir. O yüzden ikisi de çok önemli. H4'ümü açalım. Ne diyor? Windows, neyse. Defender'ı kapatmam lazım herhalde. Çalıştırmıyor yani. Seri porttan bir bağlantı olacağı için. More info. Run anyway. Tamam. Şimdi iki tane COM görecek. Birisi JTAG için, birisi USB UART. Onu anlarız şimdi. Şuradan Open Target deyip board'um bağlı zaten. Taktım. Şimdi kapat. Reload diyelim. Şimdi şuradan program device diyorum. Program. FPGA'yı programladı. Hex olarak göster. Şunu da hex yapalım. Şimdi burada bir şey göndermiyoruz H4'de. Burada gelen şeyleri görmemiz lazım. Her bir 100 milisaniye beklediyse yeni line'a geç diyelim.
Şimdi FPGA board'umu aldım. Mesela şu an 0 göndermesi lazım ekrana. Bakalım. Tabii connect demedik. Önce bir connect dememiz lazım. Bak diyor ki COM3'ü başka bir uygulama kullanıyor diyor. COM3 demek ki bu üzerinde bir şey var burada. Chip var. Hem JTAG'den bu USB kullanıyor hem de şey için, seri arayüz için. Şu an COM3 demek ki JTAG'miş. Bunu COM4 yaptım, connect'tim ve bağlandı. Evet, şimdi basıyorum. Evet, 00'ı gönderdi. Her bastığımda 00 gönderiyor. Mesela 1 yapayım. 01 gönderdi. 3 göndermesi lazım. 3 gönderiyor. Mesela hepsini yukarı çıkarsam FF göndermesi lazım. FF gönderdi. Demek ki doğru çalışıyor. Debounce'ım da doğru çalışıyor. Bir tane gönderiyor. Ne göndereyim başka? 1, 1. Mesela 11 hex. Tamam. Doğru çalışıyormuş. Şimdi biz ne yapmış olduk burada? UART'ın önemi şu bilgisayarla, yani şu an elimdeki bilgisayarla haberleşme şeyini sağladım şu an. Benim FPGA board'umla, Nexus 4 DDR board'umla. Yani bu ne anlama geliyor? Artık FPGA'de bir şeyler yaptıktan sonra bilgisayara bilgi verebilirim. Veya bilgisayardan şuradan komut receiver'ı da kodladıktan sonra mesela atıyorum şuradan 1122 göndereceğim ve FPGA'de ona göre bazı şeyler yapabilecek. Yani bir bilgisayarla FPGA'yı kontrol şeyini elde etmiş oldum şu anda. UART o yüzden dediğim gibi çok kullanılan bir protokol. Transmitter kısmını yazdık. Daha sonra receiver'ı da yazarız ve böylece bilgisayardan da bir şeyler gönderebiliriz FPGA'ya. Aldığımız verileri LED'lere basarız. Başka şeyler yaptırırız gibi seçenekler. Kodun üstünden geçtim zaten ama şöyle bakarsak tab modülümde switchlerin değerini butona basılınca transmitter yapıp dışarıya basıyor. Uzun oldu biraz ders ama güzel oldu. Çok hatalar aldık. Hangi hataları aldık? Hatırlamıyorum bile. Şunu unutmuşuz. Yani prosesin içerisinde rising edge clock yazmam gerekiyor. Sonrasında başka burada unuttuğum UART'ta mesela hatalarım vardı. Test bench'te gördük bunları. Şunu yanlış yazmışım. Rotate left yerine rotate right yapmışım. Şurada hatam vardı. Şeyi sıfırlamıyordum. Bit timer'ı. Bu tarz hataları simülasyonda görebiliyorsunuz. Yani simülasyon. Daha önce bu bir tane internette Coşkun Taşdemir'le bir online röportaj vardı. Orada da hani sordular. FPGA'yı öğrenmek istiyorum. Hangi board'u satın alayım diye. Herhangi bir board satın almanıza gerek yok. Yani bu gömmeden de bütün simülasyonları biz yaptık az önce. Gösterdiğim gibi. Şurada test bench kodu yazdık ki daha çok geliştirir test bench kodu yazmak sizi. Bununla simülasyon yapıp simülasyonda doğru çalışıp çalışmadığını simülasyon ortamında görebiliyorsunuz. O yüzden para harcamanıza ilk etapta gerek yok. Zaten Vivo'da veya diğer şirketlerin yazılımlarının ücretsiz versiyonları da var. Onlarla başlayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste de görüşmek üzere.